Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün günlerden cumartesi, ayın 18'i, 18 Haziran. Bir hafta sonu vloguyla karşınızdayım. Şimdi annem kahvaltıya yiyecek, çayı demledim. Biraz mutfağı toparlayacağım. Dün Bim'den çok güzel bir şey aldım, onu göstereyim size. Bakın şöyle bir altılı çay tabağı aldım. Çok güzel. Dedim hem çay tabağı olarak kullanırım, hem de belki serpme kahvaltıda şöyle ortaya koyarım. Çok güzel olur. Peynir, zeytin, domates, salatalık. Belki şimdi yıkayıp bunları kullanırım diye düşündüm. Sabah da evi bir süpürdüm. Nevresimleri değiştireceğim. Çıkardığım nevresimleri çamaşır makinesine attım. Yatağı süpürdüm. Öyle biraz evi toparlayacağım. Dediğim gibi annem gelecek. Şimdi o zaman birlikte kahvaltı hazırlayalım. Size de iyi seyirler. Çay tabağı altı. Ama böyle serpme kahvaltıda da olur. Thank you.
Boz ateş. Oğuz Ateş. Oğuz Ateş. Oğuz Atış'a meyve saati. Şeftali ile elma yiyor. Vallahi uğraşıyorum işte.
karıştır, sen devam et. Sütü dök bakalım. İki elinle tut. Karıştırılmış. Aferin benim oğlum. Onu dökelim mi? Biraz daha karıştırmamız lazım ama. Biraz daha karıştır. Buradan dökelim mi? Dökeceğiz birazdan. Karıştır sen birazcık daha. Dikkatlice karıştır lütfen. Yok yok, ondan döktük. Ondan döktük anne. Tamam, birazcık daha dök. Heh, tamam. Dök. Dök onu. Aferin benim oğluma. Ben de. Sen karıştır anne. Ay ay dur. Birazcık kalmış. Aynıymış, dur ben karıştırmışım. Ben birazcık ben bakayım, karıştırayım. Birazcık şimdi yağ dökeceğiz, tamam mı? Peki. Yerim o ağzını. Ne güzel. Ben de. Koy azıcık da sen. Tamam, yeterli bu kadar. Ama buna dökmeyeyim. Ben şimdi oğlu makarnasını ısıtayım. Makarnasını yesin, üstüne kek yesin. Tamam mı? Çok güzel oldu. Buradan dökebiliriz. Tamam. Kek. Kekini yesin. Üstüne de makarnasını yesin. Aa, buradan yapalım. Vay. Böyle kıyama var. Şimdi birazcık da kol koyuyoruz. Sıkı tutun. Hoppa. Kol şimdi koyacağız buna. Doy. Doy. Doink mi oldun? Ben buradan... Kekimiz fırından çıktı. Şöyle kakaolu sade karışım yaptık. Böyle Oğuz Atı da çok seviyor. Hadi bakalım, bismillah, inşallah yapışmaz. Hadi bakalım. Evet, şimdi biz keklerimizi yedik. Kek çok güzel olmuş. Annem kiloları de bizde. Kiloları aldık yine diye. Anne selam ver. Merhaba. Bayağıdır görüşemiyoruz. Evet annem, bayağıdır yok. Şimdi patlıcan, şöyle biberlerimiz var. Patates, bir tane de kabağımız var. Dedik ki kızartma yapalım. Belki şakşuka. Kardeşim de gelecek. Aynen, şakşuka. Hadi şakşuka. Şakşuka. Şakşuka.
Ay bu kızartma da çok güzel oluyor ya. O zaman biz başlıyoruz. Açıklar kabak falan ucuzluyor. Kızartacak kızartamıyor. Zeytin yeter lazım. Ucuzlamış neye yarar? Burada ne var? Nerede anneciğim? Tamam. Kamerayı bıraksana ne ya anneciğim. Tamam ne bırakayım şuraya. Anneanneye bir böyle çeksin. Evet biz az önce kardeşim, annem, o zetiş, ben markete gittik ve tavuklardan aldık. Şimdi çıtır tavuk yapıyoruz. Etrafta bayağı bir dağıldı ama olsun. Şöyle sarımsak, püf noktası sirke arkadaşlar bunun. Vallahi
çok güzel oluyor, ağızda dağılıyor. Sonra galeta ununa batırıyoruz. Bir de tabii yumurta var. Biraz da baharat. Şöyle soframız da hazır. Burada patlıcan, biber kızartmamız, patates. Burada da yine sarımsaklı sosumuz var. Burada sarımsaklı yoğurt yaptım. O zaman bize afiyet olsun. Anne. Spa günü ilan ettik bugün. Terapi. Altta beyazı takıyorduk. Beyazın ama şeyi kaybolduk. Ya. Bak tamam. Günaydın. Gel Oğuzhat, dişlerini fırçala. Ay Oğuzhat amması dişlerini fırçalıyor. Fırçala anneciğim. Biz şimdi anne oğul dişlerimizi fırçalıyoruz. Herkese günaydın. Dün banyo yaptım. Bayağı kabardı saçlarım. Mor şampuan kullandım. Size göstereceğim. Çok güzel, çok memnunum. Şöyle düzleştiricimi de taktım. Şimdi bir dişlerimizi fırçalayalım. Bu arada şu çok güzel çocuk diş macunu Rossmann'dan almıştım. Evet, saçımı düzleştirdim. Ya bakar mısınız arkadaşlar? Hiç kızıllık yok. Çok güzel platin yapıyor. Şimdi göstereceğim size. Bu arada çamaşır makinem bozuldu. Yani bu kaçıncı bozuluşu bilmiyorum. Hem bulaşık makinem hem çamaşır makinem Vestel benim. Şöyle. E03 hatası veriyor. Tahliye hatasıymış. Bu hatayı ikinci defa veriyor. Bir kere de motoru değişmişti yeni evlendiğim zaman. Yani Vestel'den hiç memnun kalmadım. Buzdolabım LG. Buzdolabından çok memnunum. Ama bulaşık makinesi ve çamaşır makinesinden hiç memnun değilim. Bulaşık makinesinin de bu arada 2-3 defa falan bir parçası değişti. Yani almayın. Vestel almayın. Arkadaşlar mavi şampuanda şu Ashley Joy'un Trendyol'dan almıştım. İndirimdeydi, 77 liraya denk gelmişti. Bayağı güzelmiş. Çok övülmüştü. Arkadaşlarım da bana bunu tavsiye etmişti. Gerçekten çok güzelmiş. Bakın. İkinci kullanışım. Böyle 10 günde bir falan kullanıyorum. 2-3 dakika bekletiyorum. Çok güzel oluyor. Böyle platin küllü istiyorsanız şunu mutlaka öneririm. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Yine çok övülen ve şu anda neredeyse herkesin kullandığı şu sirkeli frambuazlı saç toniği. Arkadaşlar bu yani çok güzel. Evet, saç diplerini falan çok güzel temizliyor, arındırıyor. Böyle hani kepek, egzama gibi probleminiz varsa çok iyi geliyor. Ama bence sarı saçlar kullanmamalı. Çünkü benim saçımı biraz kızıllaştırdı. Yani sarının rengini değiştiriyor. O yüzden bunu kullanmayı bıraktım. Zaten bayağı bir kadarını anneme verdim. Başka bir kutuya, şişeye koyup. Yani şu kaldı. Bunu herhalde siyah saçlı bir arkadaşıma veririm. Bence koyu renk saçlı olanlar çok memnun kalır. Böyle renkli işte sarı saçlı olanlar da bence pek iyi sonuç vermiyor diye düşünüyorum. Gratis'ten şu Naskita'nın fırçasını aldım. Şöyle. Lollipop fırçası diye geçiyormuş ve çok güzel. Baksanıza. Ay gratis'ten değil, pardon, Rossmann'dan aldım. Çok tatlı. Böyle hiç kırmadan tarıyor arkadaşlar. Ne kadar, 50 TL gibi bir şey aldım. Oo, çok güzel tarıyor. Baksanıza. Çok güzel yaptı hemen. Ben şimdi Oğuzhat işi de giydireceğim. Dışarı çıkacağız, markete gideceğiz. Simit falan alacağız. Sonra belki anneme geçeriz. Öyle o zaman.
Görüşürüz. Bu arada eşimin erkek kardeşinin de bebişi olacak. Az kaldı Eylül gibi. Ona da şöyle biraz hediye aldık. Onları göndereceğim. Minnoş minnoş hediyeler. Şu anda çok gösteremiyorum. Belki videoyu izleyebilirim. Ay çok tatlı. Şunu annem aldı. Minnoş minnoş şeyler aldım. Şöyle tulum falan aldım. Bir tane takım var. Vallahi bunu göstereceğim. Bir dakika dayanamıyorum. Şunu göstereceğim. Bu nedir ya? Böyle alttan çıt çıtlı bunlar çok rahat oluyor. Vallahi arkadaşlar Elsevier 2'de ve Elsevier 2'nin ben ürünlerini çok beğeniyorum. Böyle minnoş minnoş bir şeyler. Ay şunu da göstereyim. Ay dayanamadım yine. Bakın. Dayanamadım yine anneciğim. Dayanamadım. Çok tatlı. Şöyle alttan çıt çıtlı. Çok tatlı değil mi anneciğim? Vallahi yazın şunu giydiriyorsunuz. Altına da şunu giydiriyorsunuz. Şöyle ayaklı alt var ya, mis gibi oluyor. Böyle bir şeyler aldık işte değil mi anneciğim? Amca oğluna. Onun da erkek bir şey olacak. Değil mi arkadaşlar? Evet anneciğim. Güzel değil mi? Ve bir şey hediye aldık. Kardeşe değil mi annem? Evet oğlum. Hadi gel seni de giydireyim. Oğuz Atam'a da şimdi şunları giydireceğim. Minnoş'uma. Neden? Hadi dışarı çıkacağız. Yürü gidelim. Hadi annem. Değil mi arkadaşlar? Değil mi arkadaşlar? Evet. Hadi gidiyoruz annem. Ay bu arada çanta aldım. Hasır çanta. Çok istiyordum. Ne? Trendyol'dan aldım linkini. Eklerim aşağı. Dersen. Bak bakayım ya, çok tatlısın ya, çok tatlısın. Sıvıktan Oğuz Atış'a şöyle şu terliklerden aldım, bir de şu sandaletlerden aldım. Çok tatlı oldu ya, vallahi ben Sıvıktan ürünlerine bayılıyorum. Bakayım. Değil mi anneciğim? Hı. Sen ne göstereceksin teyzeşlere? Teyzelere ne göstereceğim? Bunu. Aa, aslanın tişörtünü mü? Çok mu seviyorsun onu? Oh. Benim de yeni ayakkabımı gösterelim mi teyzelere, ablalara? Ha? Gel. Ben de kendime yeni ayakkabı aldım. Bakın. Ben de şu Puma ayakkabıları aldım arkadaşlar. İhtiyacınız varsa vallahi bunu öneririm. Yeni sezonmuş. Çok rahat, çok hafif. Ayağınızda yok gibi sanki. Böyle çıplak gibi geziyorsunuz. Değil mi? Gel bizim oradaki diğer parka gidelim anneciğim. Büyük parka gideriz. Anne gel. Anne gel. Bak bir dakika. Evet. Ay güller çok güzel. Ne annem o? Ama bu bir tane. Onu çıkartamayız. Onu çıkartamayız anneciğim. Oradan su çıkıyor. Hadi gel markete gidelim. Hadi gel. Evet anneciğim. Arkadaşlar bizim evin yanına hemen file açıldı. O kadar güzel ki. Hatta yanına şokta açıldı. Yanına çiğ köfteci açıldı. Bütün sevdiğim şeyler açıldı vallahi. File var ya o kadar güzel ki. Biz zaten bayağıdır alışveriş yapıyorduk. Ama böyle yakınımıza gelince daha daha iyi oldu. Şimdi bir şeyler alacağız. Simit falan. Buranın simidi de çok güzel oluyor. İki tane alalım. Hadi gel. Yürü bakalım. Tik tak. Saçım başım da aldı ya. Çok rüzgar. Geç bakalım. Sana ya.
Hadi gir içeri gir. Tamam. Gir ben de geliyorum. Gir ben de geliyorum. Ama kapıyı kapattı da. Günaydın. Ama hadi bakalım gir. Duyduk duyduk. Ama... Ne yapıyorsun? Ama... Nereye gidiyorsun anneciğim? Hadi bay bay. Hadi gir içeri gir. Günaydın. Günaydın. Ben şu şeyleri, ilaçlarımı toplayayım da. Anne çamaşır makinem bozuldu. Merhaba hoş geldin. Öpeyim seni günaydın. Günaydın sevgilim. Harikasın. Harikasın anneannem. Ya. Günaydın bebeğim. Hadi sula bakalım çiçeklerini. Yavaş yavaş. Ay çok güzel oldu ya burası. Yavaş yavaş. Bak annesi hepsi. Annemin sula. Müthiş kış bahçesi. Ay bak bak suluyor. Allah'ım ya Rabbim. Bunları sula anneannem. Şunları falan. Bunları biraz. Bunları hepsi. Şunu. Şurayı da bir çekeyim. Gel bunları sula. Nanemi sula gel. Nanemi sula şimdi. Onları sula. Valla. Of çok güzel olmuş. Aferin. Naneyi de sula nane. Minnoş kahvaltı soframız. Valla şu kadar bir şey yetiyor işte insana. Daha ne olsun. Allah'ım bu da cici bebesini almış gelmiş. Ay anneciğim. O da tam da çaya cici bebesini banacak. En sevdiği. O zaman bize afiyet olsun. Gevşekleri boya anneciğim. Aferin sana. Evet arkadaşlar biz de eve geldik annemden. Annemde bir şeyler yedik, oturduk, sohbet, muhabbet ettik. Bugün de babalar günü. Tüm babaların, baba adaylarının babalar gününü kutlarım. Ben de şimdi eşime bir şeyler hazırlayacağım. Şöyle güzel bir sofra kurayım, meze falan yapayım. Babalar günü için küçük bir kutlama yapalım aramızda. Ozat işte boyama yapıyor gördüğünüz gibi. Çamaşır makinem bozuk. Tamir, servis çağıracağım yarın. Talep oluşturacağım. İnşallah sorun çözülür. İçinde de çamaşırlar kaldı, kilitlendi makina. Bu çamaşır makinesi bozulunca çok üzülüyorum. İnşallah sorun düzelir kısa zamanda. Yani çamaşır makinesi valla insanın eli ayağı alıyor gerçekten. Bütün ev aletleri daha doğrusu öyle. Neyse bu videoyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. İstediğiniz içerikler varsa da lütfen yorum kısmına ekleyin. Çekmeye çalışırım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.